Hocam bir soruyu çözmem 20 dakika mı alıyor? Bazen yarım Aynen. saatimi alıyor Yeni ya. nesil matematik sorularında çoğu arkadaşımızın yaşadığı problem bu. Gerçekten de öyle. Peki biz bunun için ne yapacağız? Bir kere hız kazanmamız gerekiyor. Ama hız kazanırken asla ve asla yanlış yaparak hız kazanmayacağız. Doğru yaparak hız kazanacağız. Peki nasıl olacak? İlk başta dikkatli ve tek seferde okuma alışkanlığını kazanmamız, sonrasında verilen bilgiyi kullanmamız ve gerçekten de bu yorumlama becerimizi geliştirebilmemiz için en az günde 40-60 dakika civarında kitap okumamız gerekiyor. Kitap okumak mı lazım matematik için? En önemlilerinden bir tanesi de tabii ki en önemlilerinden çünkü anlama becerilerine dayalı. Bir de LGS tarzı kitap ve bol deneme çözmemiz gerekiyor. Gel bakalım seninle bu dört basamaklara bölüp gerçekten içlerine ne yapacağımızı anlamaya çalışalım. Bakalım hocam. Bir kere soruyu dikkatli okumamız gerekiyor. En önemli işlerden bir tanesi bu. Neden diyeceksin? Sorunun içinde zaten çözüm yöntemi gizli. O yüzden rica ediyorum soruda tüm paragrafın altını çizme. Dikkatini dağıtabilir bu. O yüzden önemli kısımların altını çiz. Ben olsam mesela sadece sayıların altını, işte verdiği ipuçlarının altını çizerdim. Sonrasında da verilen sayı ya da bilinmeyenleri boş kısımlara ya da şekillerin üzerine düzenli yaz ki sonra tekrar tekrar okuma. Mesela diyelim ki bir tane soruyu açtım, sallıyorum birazcık uzun bir soru olsun diyelim hadi mesela. Mesela şöyle bir soru. Şimdi burada dikkat et bak 20 sıra her sırada 4 koltuktan oluşan ikinci vagonu falan filan yazmış buraya. Sonra 0-1 rakam, 5 haneli rakam. Şimdi böyle bir soruda ne kadar kazık hocam veya ya. Bak dikkat şuradaki soruya bakar mısın? Beden eğitimi öğretmeni Ergün bu tarz mesela sorularda hikaye roman yazmış hocam. Bu tarz sorularda 200'ü, 10'sa 10 çarpı 10'u sonra 3'ün pozitif kuvvetlerini gerçekten düzenli yerlere yazmak gerekiyor ki sonrasında bir daha bu cümleyi okumak zorunda kaldığın anda kaybettin 10-15 saniye. İşte bu 10-15 saniye bizim için çok değerli oluyor. Bunu tekrar okumamamız gerekiyor. Bir kere okudum, bir kere daha okuyorum, bir kere daha okuyorum. Halbuki ben 3'ün kuvvetleri değil, buraya yazsam mesela bir yere not alsam veya burada 20 sırayı buraya bir not alsam bir daha buraya dönmem gerekmeyecek. Soruyu çözdüğüm alanda rahatlıkla tak 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 göz hareketlerimle bunu görebilecek pozisyona getireceğim. O yüzden buna çok dikkat ederim. Gerçekten de hani tekrar okumak zorunda kalmak en fazla zaman kaybettiren şeylerden bir tanesi. Peki soru kısmında en az, en çok, tam sayı, doğal sayı, olabilir, olamaz kısımlarını gerçekten özellikle dikkat edin. Buralar çeldirici değil mi hocam? Burada aslında ilk sayıyı ya da ifadeyi işaretlemememiz gerekiyor. Bu yani mesela şöyle diyeyim. Bir sorunun cevabını bulduk. Tamam o zaman 5. Hayır, belki bir tane sayı buradaki istediği şartlara uymuyor. O yüzden rica ediyorum en fazla gözden kaçan, dikkat alanının yapıldığı bu kısım burası aslında. Mesela diyelim ki adam sana doğal sayı dedi ama sen seçeneklerde -5 buldun. -5'in doğal sayı olmadığını biliyorsun ya. Evet hocam. Mesela -5, 6, 8, 9 buldun tamam mı? Kaç tane seçenek var? 4 tane değil mi? Ama bunların 3 tanesi doğal sayı, diğerleri doğal sayı. O zaman bunu eledikten sonra şıklara gitmeyi unutma diyoruz. Peki bilgiyi kopya olarak kullandık. Ne demek kopya? Hocam kopya çekmek serbest mi? Hayır öyle bir şey yok. Aslında burada gönderme yaptık. Senin yapman gereken şey soruda ne yapman gerektiğini anlamazsan bilgiden kopya çekmen gerekiyor. Ne demek bilgiden çok? Artık yeni nesil LGS tarzı sorularda sana böyle bir şey verdikten sonra şunu yazıyor. Şunu yazdığı zaman aslında bilgiyi vermek zorunda sana. Veya şunu gösteriyor. Hani soruların üstünde bir bilgi paragrafı vardır ya hemen sana bir tane göstereyim mesela. Hemen şöyle şu kitaptan mesela bir tane soru göstereyim. Bak ne diyor? Rezbe fe harf sayı kemer zeka ünlü resim alfabedir. 1 kilometre 1000 metredir. Mesela bak başka birden başka ortak bölümü olan sayıları. Bunlar aslında LGS formatında, LGS sorularında artık diyorlar ki başta bilgiyi vereceğim. Ben bilgi yükü yapmayacağım çocuklara. Ezberleme yükünü kaldıracağım diyor. Dolayısıyla bizim aslında burada yaptığımız şey buradaki yazılan ifadeyi ben mesela bu soruyu hangi şeyle çözeceğim? Burada vermiş zaten evladım. Hem üstü sayılar hem oradan faydalanacağım yani değil mi hocam? Hem de asal sayıları kullanacaksın. İşte bunları kullanabileceğin formatta aslında ilerlemen gerekiyor. Dolayısıyla ben bu soruyu hangi kuralla çözeceğim? Verdi zaten sana kuralı. O yüzden kendini yormana gerek yok. Veya kareköklü ifadelerin kuralını verecek falan filan. Günde en az 40 ya da 60 dakikanı kitap okumaya ayırırsan matematikle ne alakası var hocam? Bunu anlamadım hem ben. Türkçe netlerini artıracaksın. Hem fen netlerini artıracaksın. Hem matematik ne alakası var deme. Çünkü dikkatini toparlamanı sağlayacak birinci unsurlardan bir tanesi uzun kitap okuyuşlar. Aynı zamanda uzun soruları okumanı hızlandıran kitap okuma hızını az arttıkça mesela karşına böyle devasa bir soru geldi. Diyelim ki hani bir tane bir sayfalık sorular var mesela.
hani uzun bir paragraf. Şöyle bir soru geldi. Hay Allah diyeceksin. Veya diyeceksin şöyle bir soru geldi. Şimdi buradaki her şeyi okuyabilmek için bir kere hızlı okumayı becerebilmek gerekiyor. İşte bu hız mesela şöyle bakar mısın? Şu bir soru mesela. Gel oku oku bitmez ya. Yazılanlar bile bayağı uzun. İşte bu tarz soruları hızlı okuyabilmek için yapman gereken şey yeni nesil sorularda okuma hızını arttırmamız gerekiyor. Peki bu okuma hızını nasıl arttıracağız? İşte kitap okuyarak. Kitap okuma aslında bizim okuma hızımı hızlandıran bir şey. Aynı zamanda anlama oranımızı arttıracak. Çünkü yeni sorularda artık şunu demiyor. 3 artı 3 üzeri 5 kaçtır? Hayır. O kadar böyle taklalar attırıyor ki. İşte bu taklaları yemeyeceğiz biz. Ne yapacağız? Kitap okuyup okuma gelişimimizi tamamlayıp gerçekten sorularla mücadele edeceğiz. Aynı zamanda da en az 3-4 tane LGS tarzı sorular içeren kitap ve bol deneme çözmen gerekiyor. Deneme çok önemli değil mi hocam? Kesinlikle. Gerçekten LGS tarzı kitap dediğim şey şu. Mesela eskiden hani biliyorsun işte mesela bizim birkaç tane soru göstereceğim sana. Gerçekten hani LGS tarzı değil. Mesela bak şuna bakar mısın? Şu tarz. Bir LGS tarzı değil. Ama bu soru gerekli mi? Evet gerekli. Çünkü bir konuyu öğrendikten sonra... LGS tarzı çözülmez ki hocam. Aynen. Bir konuyu öğrendikten sonra ilk başta bu tarz sorularla ısınmak gerekiyor. Ama ondan sonra böyle LGS tarzı soruya geçeceksin mesela. Veya diyelim ki şu tarz. Artık LGS tarzı değilsin sen. Kusura bakma arkadaşım. Ama sen bu soruyu çözdükten sonra ancak böyle LGS tarzı soruya geçebilirsin. Mesela diyelim ki şöyle bir tarz. Ay ne kadar basit bir soru gibi gözüyor. Çok kısa zaten. Ama sen bu soruyu çözdük bu soruya geçeceksin. İşte o yüzden LGS tarzı soruları çözebilirsin. Kaynaklar çok önemli. Mesela sıfırdan sayısalı çözdün diyelim. Bunlar LGS tarzının az olduğu kaynaklar. Ama öğrenme kaynakları. Sonrasında mesela yeni nesil bir tane soru bankası çözeceksin. Yeni nesil soru bankasında biliyorsun yeni LGS'de hem dikey hem yatay sorular var. Rica ediyorum böyle sorulara alış. Böyle soru bankalarına alış. Çünkü sadece ve sadece dikey soruların çözüldüğü soru bankalarında patlarsın. İkisinin karma olduğu şeylerde sınavda da karşına böyle gelecek çünkü. Sınavda hiçbir zaman hepsi yatay, işte hepsi böyle sorular gelmeyecek. Nasıl sorular gelecek? Dikey ve yatay sorular gelecek. İşte bu tarz sorulara alışabilmen için yeni nesil kaynakları çözmen gerekiyor. Mesela bunu bitirdikten sonra taktikçi olan arkadaşlar taktiği bitirdikten sonra dinamoya geçecekler mesela sallıyorum. Hani dinamo bir çıt daha üst seviye birazcık kaynak. Birazcık daha orta ve üst seviyeye hitap ediyor. Bu tarz yeni nesil soruları çözecekler. Bu yeni nesil soruların her bir tanesi belki ilk başta 10 dakika sürecek. Ama sonrasında 5 dakika. Sonrasında 3 dakika. Sınava gelirken de 2 dakika. Gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizden istediği rakama gelebileceğiz. Bunu okumak çok uzun gibi. Nasıl 5 dakikada biteceğim? Nasıl 3 dakikada biteceğim? Nasıl 2 dakikada biteceğim? Deme. Çünkü insan o kadar hızlanıyor ki. Ondan sonra da en sonunda da mesela dereceye olan arkadaşlar, dereceye isteyen arkadaşlar, gerçekten zor sorularla kendini mücadele etmek isteyen arkadaşlar da mesela bu tarz böyle birazcık daha kallavi soruların olduğu, birazcık daha seni zorlayıcı soruların olduğu, mesela Zor Bankası veya başka yayınlarda, X yayınlarda, başka türlü kitaplarda zor kaynaklarla devam edebilirim. Bunları nereden alabilirim hocam? Bunların hepsini zaten kendine yakın olan son kitapçıdan açıklamadaki linkten veya e-butonundaki linkten bulabilirsin, merak etme. Ama şunu unutma, sınavda yeni soru tipi göreceksin. Dolayısıyla şu andan hazırlanman gerekiyor. Özellikle denemelerde bol soru tipi, zaman kontrolü ve soru çözme hızını arttırabileceksin, merak etme. Ama şimdi tekrar söylüyorum. Burada ilk yapman gereken LGS tarzı soru, bol soru tipi görüp bunlarla karşılaşıp ki örnek sorularda Milletin Bakanlığı tüyoları, şifreleri veriyor bize aslında. Aynı zamanda LGS eskiden çıkmış LGS sınavlarında da şifreler var. İşte bunları kullanacağız, değerlendireceğiz. Zaten biz bu kitapların hepsini hazırlarken o sorulara bakarak hazırlıyoruz. O soruları örnek alarak hazırlıyoruz. Milletin Bakanlığı yaptığı açıklamalara dikkat ederek hazırlıyoruz. Yeni müfredata dikkat ederek hazırlıyoruz. Sen de böyle gerçekten doğru kaynaklarla çalışırsan mükemmel bir şekilde başarılı olacaksın. Unutma, soruları hız ve en doğru şekilde çözmek için mutlaka ve mutlaka deneme ve LGS tarzı kitap çözmeye çok dikkat edip kitap okumayı da asla okuyacağım ihmal hocam, etmeyeceğiz. Söz veriyorum. Hadi bakalım o zaman kampımıza başlıyor. LGS tekrar programımıza katılmayı unutma. Türkiye'deki tüm Tonguç kitapçılarından açıklamada linki var. Merak etme. Ücretsiz bir şekilde tekrar programını al ve çalışmaya başla diyorum. Ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yola bakalım.